kadınsın ki. Zaferini gözümüzün içine baka baka karşımızda kutlayacaksın. Aa, çok gerginsin Ece. Nişanlının eski karısıyla çalışmamasına mutlu olursun zannediyordum. Hala eğlenemedin mi Feri? Gece yeni başlıyor. Ece dışarıda bekler misin beni? Ne? Dışarı çıkar mısın Ece? Neden Feri? Ne neden? Bunca yaptıklarından sonra bu savaş neden Feri? Feri bana bir cevap ver, neden? Sen bana neden diye soramazsın. Mehmet sorar, babam sorar, annem sorar. Seher bile sorar, sen soramazsın bana neden diye. Feri, neden beni beklemedin? Hiçbir şey söylemeden, hiçbir şey konuşmadan neden çekip gittin? Neden? Bak, bu yüzden. Bu yüzden. Bunlar yüzündenmiş. Bunun yüzünden. Hiç bitmeyecek bir partiyi seçtin sen. Feriha, sen benim seçim yapmamı bile beklemedin. Benimle konuşmadan çekip gittin. Beni şaşırtmanı o kadar çok istemiştim ki. Seni şaşırtmak mı? Feriha, o senin işin. İlk günden beri beni şaşırtmak senin işin. Neyi şaşırdın sen Emir? Beni mahkum ettiğin evden çıkmamı mı şaşırdın? Levent Bey'le gittiğime mi şaşırdın? Yoksa geri dönmeme mi? Neye? Ben senin nişanlanmana bile şaşırmadım mesela. Şaşırmazsın, sen şaşırtırsın Feriha. Ben neye şaşırdım biliyor musun? Bana bir cevap vermeden çıktın gittin. Ben peşinden geldim. Seni kadeh kaldırırken gördüm. Seni seçimini yaparken gördüm. Ben seni beni terk ederken gördüm. Sen... Feriha, ne gördün, ne duydun? Söylesene bir şey bana. O gecenin bir önemi yok. Buraya bak, bu geceye. Ne haldeyiz bak. Feriha, bana bir şey söylemek zorundasın. Ben 3 senedir kendi kendime neden diye soruyorum. Bu yüzden bana bir şey söylemek zorundasın Feriha. Sen bizi hiç bitmeyecek bir parti için bıraktın. Sen benim parti devam edecek dediğimi duydun. Ve gittin değil mi? Seni bir yükten kurtardım. Feriha, sen bizim konuşmalarımızın başını duymuşsun. Beklemedin. O konuşmanın nasıl bittiğini duymadın. Kadeh kaldırıyordunuz. Ece ile bir gelecek planlıyordun. Benim tek bir planım vardı. O da eve dönüp sana parti bitti demek. Tavsiye etmem. Neyi tavsiye etmiyorsun? İçeride büyük hesaplaşma var. Beni kovdular. Seni isteyeceklerini zannetmiyorum. Yalnızlar mı içeride? Evet. Konuşacak çok konuları varmış. Bizi de kapı önünde beklemek düşüyor. Neden? Çünkü sevdiğin kadın hala intikam peşinde olduğu için. Ne kadar cesur bir adamsın sen. Onu bile bile Emir'in hayatını geri getirdiğin için. Sevdiğin kadının içeride intikam alırken kapının dışında bekleyecek kadar sabırlı. Feriha senin gibi bir adama sahip olduğu için çok şanslı. Umarım sen de onun kadar şanslısındır. Thank you.
Gidebi gidip geleceğini otele yerleş diyorsun yani bana. Senin şanını taşıyacak kral dairesi bu otele sığar mı abi? Kraliçesiz krala kral denir mi be? O ne lan, kaza mı olmuş? Fena toslamış. İyi misiniz? Yavuz. Yavuz sancakta. Sen işin seçmeyin. Beni seçtin. Nasıl öyle oldu ki? Biraz daha bekleseydim yani, öyle mi? Ne kadar daha? Bir dakika mı? Birkaç saniye mi, ne? Beklemeseydin, ne bileyim, girseydin, ortalığı dağıtsaydın, ne diyorsun sen deseydin, hesap sorsaydın benden, bir şey yapsaydın. Birkaç saniye. Bir yanlış anlama. Bizi getirdiği yere bak. Sen yine beni haklı çıkarmadın mı? Parmağında o yüzük yok mu? Ya senin yüzüğün. Yüzüme bile bakmadan asla çıkarmam diye söz verdiğin yüzüğü çıkarmadın mı sen? Böyle sabaha kadar birbirimize hesap sorabiliriz. Hiçbir şey değiştirmez. 3 senedir yaşadığımız hiçbir şeyi değiştirmez. Ferah, bugün... Bugün ne? Bugün bize baktığında ne görüyorsun ki? Acıdan, öfkeden, hayal kırıklıklarından başka ne var bizde? Ne kurtarır ki bizi? Geçti mi? Geç. Son gecemizi de mahvetti bu kadın. Hava mı yok? Feriha. Hava çok güzel değil mi? İyi misin? Neyin var? Evet, çok iyiyim. Feriha, seni dinlemek istiyorum. Anlat. Bana bir şey sorma. Anlatabileceğim hiçbir şey yok. O kadar geç ki. Geç olan ne? Anlatabileceğim hiçbir şey yok gerçekten. Ben iyiyim. Gerçekten iyiyim. Bu sabah nasılsam öyleyim işte. Eski karın yine amacına ulaştı. Daha bizi şutlamadan yüzünü hale getirdi. Ece, susar mısın? Ece sus, Ece çık. Ece çık dedin de şu yüzünün haline bak.
Sen gelmiyor musun? Zor bir gündü bugün. Biraz kafa dinlemek istiyorum. Zor olan gün müydü yoksa gece mi? Ece hadi. Kendini bana kapatıyorsun. Neden yapıyorsun bunu? Onun buraya neden geldiğini görmedik mi? Ne istediğini bilmiyor muyuz? Neden böyle davranıp ona istediğini veriyorsun? Ben kimseye istediğini vermiyorum. Kimsenin de benden bir şey istediği yok. Peki, ne diyorsun sen şimdi Mehmet? Kapandı mı orası artık? Ben de bilmiyorum ki baba. Gidip öğreneceğim işte işin aslında. Ama ne olduysa Feriha yüzünden oldu. Neyse ne. Sen git de işinin, gücünün akıbetini öğren. Benim adama hala borcum var. Şimdi de mekan kapanıyor. Üstelik Feriha Hanım yüzünden. Şimdi ne diyeceğim ben adama? Hangi yüzle ne diyeceğim? Hadi Mehmet hadi. İçimi daralttın yetti. Git de şu işin aslını bir öğrensen. Ben Feriha ile konuşmaya karar verdim. Ya Nait'i böyle otelden paldır küldür çıkaramaz. Veda partisi yapmayı mı teklif edeceksin Cansu? Umutsuz değil mi? Feriha ile konuşmam bir işe yaramayacak. Cansu, ya senin otelin çıkarlarını düşünmen gerekiyor. Emir'in kulübünü bırak, Emir'i düşünsün. Ya ben kulübü düşünmüyorum ki. Emir'i düşünüyorum. Emir'i düşünmemem mümkün mü zaten? Emir'e olan takıntını geçmediğini hala ikimiz de biliyoruz. Ama bırak öyle kalsın. Yani benden başka kimse bilmez. Of korkma Nara ya. Eskisi gibi emir diye delirecek değilim. Laş hani bir kontrol etmeye başlayayım istersen. Neyse. Ben çantamı alayım. İyi misiniz? Yavuz. Yavuz Sancaktar. Günaydın efendim. Yavuz Bey bir şeyler yemek isteyeceğinizi düşündü. Sanem İlhanlı. Merhum turizmci Haldun İlhanlı'nın son eşi. Otelin esas kadını olduğu doğru yani. Bir zamanlar. Şimdi elinde sembolik bir hisseden başka bir şey kalmamış. Dün gece satmak istiyorum diye sayıkladı hisseler. Senin dişinin kavuğuna yetmez abi. Dur bakalım. Dişimizin kovuğu boş kalmasın deriz belki. Düşmüş kadın çekeceliği. Ne kadar yüksekten düştüyse o kadar tadından yenmez. Emir, kaçta geldin? Niye kalktın bu saatte daha erken? Emir, benimle konuşmak zorundasın. Ne oluyor sana? Bir aynaya bakar mısın haline? Bu perişanlığın tıpkı ilk günlerdeki gibi. Feriha yüzünden değil mi? Emir ya, yeter artık. Buna gerçekten izin verecek miyiz? Geçmişten gelen bir hayalet gibi. Hayatımızı karıştırmasına izin mi vereceğiz? Bu kadın istediğini elde edecek mi? Nece kendine gel. Emir, Feriha o adamla çekip giderken sen neler yaşadın? Unuttun mu? Hı? Ben unutmadım ama.
Sen kendinde değildin ama ben senin hep yanındaydım. Sen acı içinde gözümün önünde kıvranırken ben senin elini tutmaya çalıştım. İyi tamam, sakin ol. Ben zaten bunları unutmadım. Unutamam da. O zaman neden böylesin? Yani neden bu kadar etkileniyorsun? Sana bunu yapmasına niye izin veriyorsun? Buraya geldi ve her şeyi değiştiriyor. Görmüyor musun bunu? Ece. Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey de değişmeyecek. Ben de seninle geleyim mi? Şimdi motoru çıkarmak zor olur. Ece, ben otele gitmiyorum. Ama 10 günü taşımamız gerekiyordu. Tamam, ben onların hepsini uzaktan halledeceğim. O zaman yeni mekan bakmaya gidiyorsun. Beraber gitseydik hem eğlenceli olurdu. Ece, sen istiyorsan otele git. İstiyorsan başka bir şeyler yap. Eğer ben mekan bakacak olursam haber vereceğim sana. Saat biraz erken değil mi Cansu? Feriha'ya söyle. İsterse kahvaltıda buluşalım. Ama benim bir şey yiyecek halim yok. Odanda kal Cansu, geliyorum. Cansu'yu yatıştırmak biraz zor olacak. Yatışmak zorunda. Başka çaresi yok. Yalnız mı gidiyorsun konuşmaya? Eski defterleri yalnızken açmak her zaman daha iyi. Yetişirim kahvaltıya. Yavuz Sancaktar. Demek oteldeki hissemi satın almak istiyorsun. Hemen almak istiyorum. Doğrusu çok ani bir teklif oldu. Evet, hissemi devretmek istediğim doğru. Ama yine de bu konuda çok hassasım ben. Yani resmi olarak olmasa da manevi olarak oteldeki varlığımı sürdürebileceğim bir sistem isterim. Ben alacağımı alayım. Sen istersen sistemi tek başına kur. Devede kulak bile kalmayacak hisseler için ne istiyorsan verebilirim. Gerçekten çok hızlı bir adamsın. Sen de istersen avukatını ara. Biz de böyle, şipşak. Biz avukatımla yollarımızı ayırdık. Kendi işlerimi kendim hallediyorum. Ama hemen burada formalite olarak ne gerekiyorsa yapabiliriz. Burada değil. Otele gidelim. Bu işi yerinde halledelim. Ortaklığımızı feshedebilmem için oteli de yok etmem gerekiyor. Emir için bu kadar ileri gidebiliyorsun yani. Hala bu kadar mı önemli senin için? Benim için? Sadece benim için mi Feriha? Sen neyi ispatladığını sanıyorsun? Yani Emir'i bu otelden göndererek artık o benim umurumda değil imajı çizeceğini mi düşünüyorsun? Yani dışarıdan böyle gözüktüğünü mü düşünüyorsun? Dışarıdan nasıl gözüktüğü umurumda bile değil. Ben neyi neden yaptığımı çok iyi biliyorum. Seninle bir süre konuşmayacağımı da çok iyi biliyorum. Sen gittikten 1,5 yıl sonraydı. Otele adımını ilk attığı gün. Hills efsanesini sonlandırmaya gelmişti. Babası pes etmişti işte. Büyük zafer. O kadar heyecanlanmıştım ki. Artık hep burada olacağı için. Sen yok olduktan sonra birkaç kez görmüştüm onu. Ama yanına hiç gidememiştim. O kadar uzak görünüyordu ki gözüme. Ama sonra 1,5 yıl geçti aradan. Babasını pes ettirdi. Zafer onu toplamıştır. Yine aynı Emir'i karşımda görürüm diyordum. Ama öyle değildi Feriha. Bu otele adımını atan adam hiç de zafer kazanmış gibi görünmüyordu. Tıpkı senin gibi. Sen istediğin kadar at o zafer çığlıklarını. Sen de öyle görünmüyorsun. Feriha Yılmaz'ın odası hangisi? Kardeşim, ben seninle burada akşama kadar otururum ama artık bir şey söylesen diyorum. Feriha, benim işi tercih ettiğim sanıp da gitmiş. İşi, Ece'yi, Knight'ı, bunları seçtiğimi düşünmüş.
Ha. Tabii ben sizin aynı odada kaldığınızı düşünemedim. Hoş geldin. Nerede o? Toplantıda. Toplantıda ha? Vay anasın. Ne karıştırıyor o yanındaki? Söylesene hoca. Ne yapıyor şimdi? Ekmeğimizle mi oynuyor? Eğer ki Knight'ı kastediyorsan bundan hiç kimse zarar görmeyecek. Ama önce git bunu patronunla konuş. Ya patronunla konuşacak yüz mü bıraktınız bende? Nedir lan sizin derdiniz? O yanındakinin derdi ne? Bütün kabahatlerine bakmadan ne istiyor? Kardeşin şimdi yanımdaki mi oldu? Bu kadar zor mu onun adını ağzına alman? Feriha'da mı? Ha? Benim kardeşim adamın biriyle 3 sene boyunca dünyanın öbür ucunda kalacak kız değildi. Onun parasıyla artistlik yapacak kız da değildi. Ulan sen bu 2 yüzlüğünden ne zaman kurtulacaksın be? Ona meydan dayağı atan sen değil misin? Hataları yüzünden onu kapı dışarı atan sen değil misin? Baban kaç kere benim böyle bir kızım yok dedi biliyor musun sen? Feriha'ya soracaksın bunları. Kaç kez kandırmış bizi. Hiçbir pisliğini temizlemedi. Burada seninle aynı odada kalıyor. Terk edip gittiği kocasının da ekmeğiyle oynuyor. Bana kardeşim diyor ya, benim de ekmeğimle oynuyor. Sen de alkış tutuyorsun. Oğlum sen ne diyorsun? Bir saniye. Belki bir dakika geç gelseydi ya da geç gitseydi. Söylediklerimi duysaydı. Saniyeler insanın kaderini değiştiriyormuş. Her şey bambaşka olabilirdi. Olacaktı, olurdu. Şöyleydi, böyleydi. Anlamsız. İkimiz için de anlamsız. Emir yapma. Ne sen ne Feriha, bu hiçbir şeyi değiştirmezdi diyemezsiniz. Dedik, diyoruz. Çünkü hiçbir şey değişmiyor ki. Ne değişiyor söylesene. Tamam yanlış anladı, çok kırıldı. Ama benden bir açıklama beklemeden o ifre gitti. Benden yüzümü bile görmeden boşandı. 3 yılda her gün, her gece o ifre yaşadı değil mi? İyi de sen Ece'yi işi seçtin sanmış. Oray boşuna yorulma. Biz konuştuk. Artık bizim için yapılabilecek hiçbir şey yok. Merhaba. Cansu Hanım'a geldiğimi haber verir misiniz? Acil görüşmemiz gerekiyor. Oteldeyiz. Fazla bekletme. Avukatım birazdan burada olur. Ben de muhataplarımızdan birine haber verdirttim. Seni uyarmama gerek yok herhalde değil mi? Burada pek hoş karşılanmayacağımızı ikimiz de biliyoruz. Ben hoş karşılanmamaya alışığım. Otelde kalan eski bir tanıdık aklıma geldi. Ben ona bir gözüküp geliyorum. Ya ne demek hanımefendi görüşmek istiyor? Hayır kim çağırmış ki onu buraya? Ha acilmiş bir de. Tamam. Beklesin o zaman. Ne oluyor ya? Hanımefendi acil görüşmek istiyormuş. Sonunda sadaka dediği paraya razı olmak zorunda kaldı herhalde. Hisselerini satın almam için yalvarmaya geldi. Yavaş. O kadından kurtulacak olmak son günlerde aldığım en iyi haber olabilir. Hadi bakalım git ve noktanı koy. İş meselelerini odamda konuşmadığımı biliyor olman gerek. İş numarasıyla karşına çıkmayacak kadar açık olduğumu biliyorsun. Seninle konuşacak bir şeyim yok. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum Feriha. Madem biliyorsun zaten konuşacak bir şey yok. Zamanım olmadığı gibi. Neden zaman yok Feriha? Buraya tüm zamanını bize ayırmak için dönmedin mi? İntikam oyunuyla bizi rahatsız etmeye gelmedin mi? Benden korkuyor musun?
korkunun bir faydası var mı? Sen zamanında benden korkmuştun değil mi? Bak, haksız mıymışsın? Sen kaybettin Feriha. Ben sabrettim ve ben kazandım. Eğer buraya gerçekten benim sana yaşattıklarımı yaşatmak için döndüysen başaramayacaksın. Benim başaracağım bir şey kalmadı. Rahat ol, sakin ol. Seninle uğraşmaya gelmedim zaten. Ben senin yaptığın hatayı yapmayacağım Feriha. Senin gibi saf olup köşeye çekilmeyeceğim. Ben Emir'i tekrar kazanmak için Yavuz gibi bir saatli bombayı her zaman etrafımda tuttum. Şimdi senden korkacağımı mı sanıyorsun? Emir'i kazanmak için Yavuz'un önüne attın yani. Gerçekten sevgi dolu bir kalbim var. Ben risk alırım Feriha. Riski atarım da korkmam. Yavuz gibi bir ruh hastasını yedek kulübesinde tutmak büyük bir riskti. Ama senin sırtını dönüp gittiğin adamın yanında olabilmek için bu riski göze aldım. Ve ben kazandım. Bravo. Ne istiyorsun? Böyle ayaküstü konuşabileceğimiz bir şey değil bu Cansu. Birini bekliyorum. Gelsin, toplantı odasına geçeriz. Seninle ayaküstü konuşamayacağım kadar önemli bir konu yok. Ne istiyorsan burada söyle. Sen bilirsin. Ama konuyu öğrenince önce avukatını aramak isteyeceksin. Sonra da toplantı masasına oturacaksın. Hah, geldi işte. Tanıştırayım. Cansu İlhanlı. Otelin büyük hissedarıydı. Tabii büyük ortaklıkları imza atmadan önce. Ne oluyor Sanem Hanım? Cansu tanıştırayım. Yavuz Sancaktar. Hisselerimi ona devrediyorum. Ne? Gelir misin benimle? Sen ne dedin? O adamı otele hissedar mı yapacaksın? Bunu yapamazsın. Senin ne işin var burada ya? Çok beklettin mi? Tam zamanında. Otelde çok güzelmiş. Şimdiden hayırlı olsun. Ne hayırlı olsun ya? Ne diyorsunuz siz? O adamı otele hissedar yapamazsın. Oteli hissedar oluyorsun. Benim için yapıyorsun tabii değil mi? Artık burada olmasak da benim için yapabileceklerinin sınırsızlığı beni etkiliyor Yavuz. Senin için bir işe yaramasa da beni etkiliyor. Hayırlı olsun. Şu an yapabileceğiniz ne varsa yapmanızı istiyorum. Anladınız mı beni? Sizi hemen buraya bekliyorum. Beni daha fazla oyalama Cansu. Ben hisselerimi satıyorum. Gerisi Yavuz'un avukatını ve onunla ortak olmak istemediğine göre senin avukatını ilgilendirir. Ya bir an önce şu imzayı atıp buradan gitmek istiyorum. Avukatım birazdan burada olacak. Beklememize gerek yok. Yavuz Sancaktar turizm defterini açmadan kapatıyor. Hisseleri almıyorum. Ama... Cansu Feriha bana kızık attı diye deliriyor işte. Kendini kullandırtmasaydı. Ya çok çaresizdi ama. Ya... Sence Feriha'nın öfkesi biraz fazla değil mi? Ben hiçbir zaman olayların içinde senin kadar olmadım ki. Ya ortadan kaybolan da Levent'le giden de oydu. Ya Emir boşanırken ona ulaşamadı. Ya sesini bile duymasına izin vermedi. Şimdi sadece Ecel'in nişanlandığı için mi bu öfke? Hem ya hayatına bu kadar devam edebildiyse bu öfke neden? Belki de öfkesiyle devam edebilmiştir işte. Ya Levent'le yaşamasaydı anlardım. Ama eşitler. Emir hırsına yenildi, Nait'i seçti. Feriha karşı Levent de oldu. Emir de Ecel'in nişanlandı.
Şimdi kim suçlu ya da kim suçsuz? Hande, sabah çağın susan şimdi senden içim dışım Feri Emir oldu ya. Açmayacak mısın? Açmayacağım. Sanki bedenim